Bağımsız Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu Numan Kurtulmuş esas olarak alıyorsa, evet, burada ciddi bir sıkıntı olacak. Bu bir tuzak yani Emin abi, onu söylemek lazım. Dolayısıyla oradaki demokrasi şu Emin abi, aslında şeyin de Sayın Profesör Süheyl Batum'un da altını çizdiği şey oydu. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından mebuslar toplandı ya o savaş yıllarında bile. O meclis kuruldu ya, işte meclis kurularak devam eden bir savaş var. Dolayısıyla aslında meclisin üstünlüğüne vurgu yapan bir durum var. Evet. Evet. Ama anayasa Osmanlı anayasası öyle bir şey. Aynen. Evet. Osmanlı anayasasının devamı. Şimdi Özgür Özel'in görüşmesinin son derece isabetli olduğu kanaatini söyledim. Orada bu anayasa konusu da tartışılacaksa önümüzdeki günlerde anayasayı baştan yazılması söz konusuysa bunu bir kanunla 100 kişilik bir meclisin kurulmasıyla oradan gelebilecek bir uzlaşma olur ise anayasanın değiştirilmesini konuşmak lazım. Onun haricinde yapılacak şeyler anayasadaki bazı tariflerin veya maddelerin değişmesidir. Bugün tekrar söylüyorum, bugünkü meclis yerel seçim neticelerine baktığımız zaman temsil kabiliyetinin bozulduğu bir meclistir. Evet. CHP için tekrar söylüyorum, olacak şey değil, evet, ya. Yani CHP'nin evvela düşünmesi gereken konu, %37 aldıktan sonra yeni bir seçimde 220-240 milletvekilinden meclise gelebilecek CHP'nin bugün 120 milletvekili var. Ne konuşuyoruz? Böyle bir şey konuşmamak bile lazım. Evet. Ama zaten konuşmayacaklar. Konuşmayacaklar. Yani. Onları ortaya koyacaklar ve konuşmayacaklar. Şimdi ve AK Parti ile anayasa yapılmaz diye de bir şey konuşmamak lazım. Kimden yapacağız? Evet. Kimden yapacağız? Yani oradaki duygu şu Emin abi, ben de söylüyorum. AKP ile sarayla oturulup anayasa yapılmaz diye. Bunlar defalarca anayasayı çiğneyen, anayasayla ilgili küçük ortağı MHP'nin kapatın bu anayasa mahkemesini sözlerini unutmayalım. Yani bu kafayla, bu zihniyetle sanki gerçekten samimiymiş gibi oturup evcilik oynamak gibi bir şey bu, tamam, yani. O zaman bunu samimiyetsizliğini ortaya koyacak şekilde kurarsınız danışma meclisini. Oradan bir netice çıkmadığını da halk görür. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ya bir adım atarsınız. Bir adım atarsınız. Görürsün, pozitif bir adım atarsınız. Bir teklifte bulunursunuz. Hı-hı. Orada da AK Parti'nin ne acayip saçma sapan hukuk devletinden sivil anayasayla alakası olmayan teklifler getirdiğini gördüğünüz zaman da halkın önüne bunu koyarsınız. Gelecek seçimde de halk bunu sandıkta faturasını, evet, keser. Yani defalarca koyuldu ama yine koyulsun diyorsunuz. Tekrar koyacaksınız. Çünkü iklim biraz değişti. İklim çok değişti. İklim fevkalade değişti. İklim o kadar değişti ki bugün hakikaten komik şeyler gördüm. Hakikaten esprili bu Saraçhane'deki fotoğraf, polisler koruyorlar. Bozdoğan kemerini kapatmışlar. Evet, etten Şahan doğru. Gökbakar galiba bir tweet atmış. Diyor ki ya sınırları bu kadar korusanız daha iyi etmez misiniz? Evet, diyor. çok dolaştı. Hakikaten yani, evet, sınırları korusanız daha iyi etmez misiniz diye. Çok böyle bir sıkıntılı dönem var. Şimdi 2010 senesine gelince o gazete kupürlerini göstermenin son derece isabetli, evet, olduğu kanaatindeyim. Neden vazgeçti Tayyip Erdoğan? Evet, 3 yıl izin verdi. Kazasız belasız, kimsenin burnu kanamadan, değil mi, yapıldı? Hayır, sonra bir şey oldu, gezi oldu. Evet, sonra? 2013 senesine gelindiğinde Türkiye'nin bütün bu güvenlikçi politikalara doğru gitmesine sebep olan hadiselerin başlangıcı bundan 11 sene evvel 2013 senesidir. O gezi korkusu diyorsunuz. Şimdi o sene 3 şey daha oldu. 1. Gezinin haricinde evvela MİT tırları oldu. Evet. Arkasından Gezi oldu. Arkasından 17-25 Aralık oldu. Bunların hepsi aynı sene oldu. Tayyip Erdoğan bunları bir paket olarak görüyor. Evet. Kendisine karşı iktidardan devirmek üzere bir paket olarak, bir kalkışma olarak görüyor. Bunu kronolojik olarak baktığınız zaman hemen arkasından Meral Akşener'in MHP'den ayrılması, partiyi kurmaya kalkması, o sırada işte Pensilvanya kaynaklı bazı hareketlerin meydana çıkması, işte Suriye'deki olup bitenler filan derken Türkiye tamamen bir güvenlikçi politikaların içine gitti. Evet. Bu bir paket, yani Tayyip Erdoğan'ın bakış seviyesi. Bunları bu şekilde gördükten sonra da Taksim dendi mi gözünün önüne Gezi geliyor, tüyleri diken diken oluyor ve Gezi'yi duymak istemiyor. Şimdi bunu böyle görüyorsan buna karşı aktivist
halkın bugünkü bu enerjisini pozitif olarak değerlendirecek aktivist politikaları geliştirmesi lazım muhalefetin. Evet. Bunları geliştirdiği takdirde bu pozitif enerji gelecek seçimde gerekli neticeleri alacaktır ve bu iktidarı değiştirecektir. Bir şey unutmayalım bak. Tayyip Erdoğan çok övündü. Cumhur İttifakı dedi bu seçimleri kazandı. %40,5 aldı dedi. İyi güzel de demek ki karşında %59,5 var. Sen kaybetmişsin iktidarı. Evet. Ne konuşuyorsunuz ya? Ne konuşuyorsunuz? Nasıl anayasa yapacaksınız siz? 40,5'te neyi konuşuyorsunuz? Evet. Konuşmak istiyor musunuz? Konuşalım. Yeni bir seçim yaparız. Halkın teveccühü ortaya çıkar ve halktan yeni anayasa yapacak bir danışma meclisi için yetki isteriz. Halk ona göre oyunu verir. Kimi yetkilendiriyorsa onların ağırlığından da bir meclis kompozisyonu ortaya çıkar. O mecliste yeni bir anayasa taslağını halkın önüne getirebilir. Bunlar yapıldığı takdirde bir netice alınabileceği kanaatindeyim. Özgür Özel bu görüşmeyi yapmalı. Hakikaten yapmalı. Çünkü muhatap alınmayan, diyaloğun olmadığı bir ortamdan diyaloğun olduğu bir ortama doğru gidiliyor. Eğer halkla paylaştığı akıllı teklifler, halkın müspet karşılayacağı teklifleri... Ki var sanıyorum. İşte emeklilerle ilgili durum, asgari ücret... Muhakkak vardır. Bu politikayla gittiği takdirde ben netice alması ihtimali daha yüksek buluyorum. Çünkü Kemal Bey'in bazı attığı adımların ne kadar neticesiz kaldığını gördük. Ne yaptı? Merkez Bankası'nın kapısına gitti, kapıda kaldı. Daha doğrusu görüştü de netice alamadı. Bilmem ne bakanlığının kapısına gitti, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitti, oraya gitti, TÜİK'e gitti. Bunların hiçbirinden netice alamadı. Şimdi Özgür Özel onların tecrübesiyle bunları yaptığı takdirde daha isabetli bir hale getirebilir. Bu arada şöyle haddimiz olmadan bir tavsiyede de bulunmakta fayda var. Ben bu partinin bazı politikalarını anlamakta şöyle zorluk çekiyorum CHP'nin. Mesela İmamoğlu çıkıyor CNN'e veya başka bir gazeteye bir beyanat veriyor. Hamas'la ilgili konuşuyor. Dış politika ile ilgili konuşuyor. Bunlar parti politikası mıdır, şahsi düşünce midir? İstanbul Belediye Başkanı'nın düşüncelemeleri midir? Bilemiyoruz. Bunlar iyi şeyler değildir. Yani bu parti %37,5 alıp birinci parti olduğu ise bir parti disiplini ve anlayışı içinde kendisini toparlayacak ve tek ağızdan konuşacak bir sistemi de mutlaka kurması. Bu önemli sanırım. Bu konuda da çalışmalar var Emin abi. Yapıyorlar. Yani bunu yapsınlar. Yani... Çünkü hatırlarsın seçimlerden sonra bir gölge kabine kurduklarını da söylemişlerdi. Evet. O gölge kabineyi daha görmedik. Evet. Ama bu son seçim neticelerinden sonra önümüzdeki aylarda ekonomiyi kim konuşacak, dış politikayı kim konuşacak, yavaş yavaş onları da görmeye başlarsak bunun da çok isabetli olacak kanaatindeyim. Yarınki görüşmeye Namık Tan gidiyor bildiğim kadarıyla. Dışişleri eski, dışişleri hariciyeci, deneyimli bunu bir isim. Bunu şimdi öğrendim. Çok deneyimli bir kişidir Namık Tan. Kulis bilgisi olarak aktarayım. Evet. Çok önemli, bilgili bir insandır. Kendisinin zaten AK Parti zamanında da çok önemli bakan şeylerde, sefirliklerde bulunmuş, büyükelçiliklerde bulunmuş bir kişi. Onun da gitmesinde ben isabet olduğu kanaatindeyim. Şimdi böyle devam ederlerse iyi olur. Burada neden de önemli? Şimdi CHP'de kendi ifadeleriyle çok ciddi bir ödünç oy var. Evet. %25 ile 37 arasındaki ödünç oylar var. Evet. Bunların CHP'de kalıp kalmayacağı veya yeni ortaya çıkabilecek başka merkez oluşumlara gelip gitmeyeceği de CHP'nin önümüzdeki 1-2 ayda gösterecek, 1-2 ayda, 1-2 senede değil, 1-2 ayda göstereceği performansa bağlı. Önemliydi. Ben hemen Eren'e, sen de birçok başlık açtın Emin abi. Şeyden başlayalım. En son bu